Ve Aliyyül Azim, o çok yücedir, büyüktür. Yüce Rabbimiz Ayetül Kürsi'yi El Ali ve El Azim iki ismi şerifiyle tamamladı. Bu ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli ayeti kerime olarak Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiştir. Konuyla ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Ben bazılarını size arz etmek istiyorum. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Efendimiz'den gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Ya ebel münzir, etedri eyyü ayetin min kitabillahi ma'ake a'zamu. Ey ebul münzir, Allah'ın kitabındaki en büyük ayetin hangisi olduğunu biliyor musun? Kultu Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Dedim ki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetel kürsi ayetidir. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz benim göğsüme mübarek eliyle vurdular, dokundular. Liyehnikel ilmu ebel münzir. İlim sana mübarek olsun ey ebul münzir buyurdu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Müslim, Müsafirin 258'de rivayet edilen sahih bir hadis-i şerif. Ayetül Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ayetidir şeklinde Peygamberimizden rivayet edilen pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Bazı hadislerde de Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Örneğin Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde şöyle bir rivayete ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayet, Ayetül Kürsi'dir. Bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir. O melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda şeytanlar o evi 30 gün bırakıp terk eder. 40 gün müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın ne bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali, bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı buyurdular sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilindiği gibi her namazın ardından Ayetül Kürsi'yi okuyoruz. Sonra tesbihatımızı yapıyoruz. 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez Allahu Ekber tesbihlerini çekiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazın arkasından da Ayetül Kürsi'yi okumamızı bize tavsiye buyurmuşlar. Kim farz namazların peşinden Ayetül Kürsi'yi okursa ölümden başka hiçbir şey onu cennete gitmekten engelleyemez. Ölünce de o kişi doğru cennete gider. Çok büyük bir müjdedir. Bazı hadis alimleri bu hadis-i şerifin hasen hadis olduğunu açıklamışlardır. Benzer bir rivayet İbn Hacer el-Heysemi'nin Mecmu'uz-Zevaid'inde şöyle geçmektedir. Farz namazların peşinden Ayetül Kürsi'yi okuyan kimse diğer namaz vaktine kadar Allah'ın koruması altındadır. Onun için Ayetül Kürsi'yi çok okumamızı İslam alimlerimiz tavsiye etmektedir. Yine Buhari'de üç ayrı şekilde rivayet edilen hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Peygamberimiz tarafından Ramazan zekatı olan fıtır sadakalarının korunmasıyla görevlendiriliyor. Uzun bir hadis-i şerif. Sonucunda yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Bu takdirde senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz şeklinde geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin bu verdiği bilgi üzerine bak hele kendisi yalancı olduğu halde bu sefer sana doğruyu söylemiş. Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun ey Ebu Hureyre dediler. Ben de hayır bilmiyorum ya Resulallah demiş. O şeytandır buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanın ve bütün kötülüklerin şerrinden korunmak için, bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, depremlerden, bulaşıcı ve salgın hastalıkların
bize bulaşmasından, bütün ağır hastalıklardan korunmamız için bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra Resulullah Efendimizin tavsiyelerine uyarak Ayetül Kürsi'yi çok okumalıyız. İhlas-ı Şerif'i, Felak Nas'ı çok okumalıyız. Yüce Rabbimize çok dua etmeliyiz. Zikrullah'a, tövbe istiğfara çok devam etmeliyiz. Yüce Rabbimiz bizleri her türlü kötülükten, her türlü bulaşıcı hastalıktan, felaketlerden, doğal afetlerden muhafaza eylesin. Hepimizi cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin ve cehennem azabından korusun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli seyirciler.